sırası bende. Size bir hikaye anlatayım. Hikaye kitapları en harika şeylerdir. Bir hikaye kitabı bulabileceğiniz en iyi yerse kütüphanedir. Charlie kitapları çok severmiş. Aa, ne harika. Hiç bu kadar çok kitap görmemiştim. Önce hangisini okuyacağımı bilemiyorum. Şşş! Burası kütüphane. Charlie hikayeleri sesli okumayı severmiş. Hem de çok sesli. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Şşş! Burası kütüphane. Affedersin. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken, uzak diyarlarda yaşayan bir marangoz varmış. Çok özür dilerim. Sorunu anladım. Kütüphaneye gittiğin zaman sessiz olman gerek. Çok doğru Faraway. Ama Charlie sürekli unutuyormuş. Hikaye okurken çok heyecanlanmış ve sesi gittikçe yükselmiş. Bu marangoz gürültülü bir şekilde çalışırken küçük bir çocuk çıka gelmiş. Merhaba Bay Marangoz. Şşşt. Sen bu kadar ses yaparken kendi hikayelerimizi okuyamıyoruz. Ah, çok özür dilerim. Eğer sessizce okuyamıyorsan başka yere gitmen gerekecek. Hayır, sakın bana zavallı Charlie'nin kütüphaneye gitmeyi bıraktığını söyleme. Evet Faraway. Tüm o harika kitapları geride bırakması gerekmiş. Charlie üzgün halde sokakta yürümüş ve parka ulaşmış. Charlie dostu Söğüt Ağacı'na ziyarete gitmiş. Ne yapacağım şimdi Söğüt? Kütüphaneye gidemezsem okuyacak hikaye bulamam. Ama kütüphanelerin ödünç kitap alıp yanımda götürmene izin verdiğini sanıyordum. Evet, veriyorlar. Tabii onları okumayı bitirdiğinde geri götürürsen. O halde neden hikaye kitaplarını ödünç alıp burada okumuyorsun? Burada mı? Parkta mı? Evet, biz ağaçlar hikaye dinlemeyi severiz ve bu şansı pek bulamayız. Bu muhteşem bir fikir Söğüt. Böylece Charlie kütüphaneye dönmüş ve alabildiği kadar kitap almış. Aceleyle parka dönmüş. Pekala Söğüt. Önce nasıl bir hikaye dinlemek istersin? Mutlu sonlu hikayeler, korkunç hikayeler, komik hikayeler, üzücü hikayeler var. Oo, üzücü bir hikaye olmasın Charlie. Beni ağlatıyorlar. Marangozlar, prensesler, prensler, uzaylılar, krallar, kraliçeler, korsanlar, polisler, deniz kızları ve maymunlar hakkında hikayelerim var. Neden en üstteki kitapla başlayıp sırayla hepsini okumuyorsun peki? Tamam olur. O zaman okumaya başlayayım. Bir zamanlar çok uzak bir diyarda... Eminim Charlie çok güzel okumuştur. Evet. Hatta hikayelerini sadece ağaçlar değil, uzak yerlerden gelen insanlar da dinlemeye başlamış. Ve hepsi sonsuza dek mutlu yaşamışlar. Son. Ah. Teşekkür ederiz Charlie. Aferin sana. Her ne kadar Sam kadar konuşmasam da bu hikayede rol almak çok hoşuma gitti. Çok güzel bir ağaç oldun Louisa. Teşekkür ederim Faraway. Marangozla çocuğun hikayesinin sonunu dinlemek isterdim doğrusu. Ben de öyle. Hadi Sam. Konuşabilirsin. Bize hikaye anlatmak istemiyor musun? Olamaz. Sanırım sesi kısılmış. It's my turn to tell a story today. Far away, on a beautiful tropical beach, there's a little hut. And this is Mrs. Fullerlove who lives there. Mrs. Fullerlove loves her little hut. I love my little hut. I love the beach. I love the sea. And I love the sky. I love everything.
everything. Mrs. Fullerlove loves everything and everyone. Ah, that's nice. And this is Mrs. Fullerlove's friend, Rambling Ralph. They often eat seaweed soup together and sing songs that make them laugh. I once went travelling in India. I rode on an elephant, I didn't drive a car. And the elephant had a long grey trunk, and his feet went clunk, clunk, clunkety-clunk. Good song, Rambling Ralph. Good soup, Mrs. Fullerlove. One day, Mrs. Fullerlove was walking along the beach when she heard... Oh, if it isn't a dear little monkey. Come here, sweetie pie. Are you lost? Oh, come and let me love you. Oh, I love everything and everyone. And Mrs. Fullerlove took the monkey and led him back to her hut. Oh? Has the poor little monkey lost his mother? I think so, Georgie. Back at the hut, Mrs. Fullerlove made a plan. I'm going to let him live in my hut, feed him seaweed soup, and sing him some songs that make him laugh. Well, I know a lot about monkeys, Mrs. Fullerlove, and I know that monkeys don't live in huts. Oh, dear. No. And they don't laugh at funny songs. Gracious! And they don't eat soup. They don't? Then he will not be happy here at all. He just doesn't belong here. Oh, Sam, they'll have to take him back to the forest. Exactly. So, Mrs. Fullerlove and Rambling Ralph took the monkey back to where he belonged. They found him a banana, and the little monkey went, ooh, ooh, ooh. Then suddenly they heard another. Ooh, 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 ooh. And who do you suppose it was? I bet it was the monkey's mother. Yes, the monkey's mother was calling to him. The little monkey gave Mrs. Fullerlove a big hug and then ran off to find his mother. Ah, now he's happy. And if he's happy, then I'm happy too. So am I, Sam. So, what did Mrs. Fullerlove do next? What do you think, Georgie? She and Rambling Ralph went back to her hut where they ate seaweed soup and sang songs that made them both laugh. The elephant had a long grey trunk and his feet went clunk, clunk, clunkety, clunk. And there they still are, to this very day, dancing, singing funny songs, and drinking seaweed soup. And Mrs. Fullerlove still loves everything and everyone. I quite like that banana. Did you, Florrie? I thought it was just good acting. Well, that too. Nice one, Sam. That's made me very happy. And if you're happy, then I'm happy. I think we're all happy, aren't we? Yes, Far Away, because we're all where we belong, together. Yes.